Merhaba arkadaşlar. Arapça 9. sınıf kitabının incelemesine kaldığımız yerden devam edelim. Sizlerle dersimize 66. sayfadan devam ediyoruz. İlk önce yönergemize bakalım. İstemi dinle. Neyi dinleyeceğiz? İlan nas parçayı dinleyeceğiz. Vakrahu ve onu oku. Sümme sonra ne yapacağım? Uktubhu onu yaz. Nereye? Fi defterike defterine yaz. Fi defterik diyelim ki K2 ayrımı oluşmasın. Hemen parçamıza bakalım arkadaşlar. Ene ben ben neyim? Ene Muhammed. Ben Muhammed'im. Ve ene ve ben neyim? Talip öğrenciyim. Fi yani bir yerin içinde ya da bir yerde anlamına gelen değişmezi gördüm. Nerede öğrenciyim diye sordum. Fil medrese Okulda bir öğrenciyim. Eliflem takısı. Arkasından gelen sıfatın da eliflemi var. Demek ki bunlar birbirine bağlı. Nasıl bir okul arkadaşlar? El-İbtidaiye. Bu kelime önceden geçmişti. okulda bir öğrenciyim. Ben, ene, talip bir öğrenciyim. Nerede? Fil medresel, İlk okulda. Nokta. Ehi, kardeşim. Ve geldi ve gelmeseydi kardeşime ne oldu diye soracaktım. Ahi ve uhti. Erkek kardeşim ve kız kardeşim. Ne olmuş onlara? Huma. O ikisi. Ne olmuş onlar? Tekrar soruyorum. Talibani. İki öğrencidir. Talip öğrenci. Elif nun gelince iki anlamı geldiğini biliyoruz. Fi. Hemen fi'yi görünce hangi soruyu soruyorduk? Bakın aynısını burada yaptık. Nerede öğrenci? El camia. Camia üniversite arkadaşlar biliyorsunuz. Nerede öğrenciymiş o ikisi? Üniversitede öğrenci. Yedrusu. Okuyor, ders görüyor, eğitim görüyor. Kim? Bakın fiille başlayınca önce kim sorusunu soruyorum. Kim yapıyor bunu? Ehi. Erkek kardeşim eğitim görüyor. Fi'yi gördüm. Nerede sorusunu sordum. Nerede? Kısım kısmında. Ne kısmında? Eryada. Bakın birincisinin eliflemi yok. İkincisinin eliflemi var. Bunlar birbirine bağlı. Ama bu bunun sırtında bilecek. Fi kısmı riyada yani matematik bölümünde e, ders görüyor. Kable önce noktadan sonra yeni bir cümle başladı. Kable önce neyden önce? Aşra 10'dan önce, 10 sayısından önce. Peki 10 sayısı ne ifade ediyor? Ashrat ayam, 10 gün önce. Bakın, 10 gün önce. Ne oldu 10 gün önce? Safara yolculuk yaptı. Kim? Fiilden sonra kim sorusunu soruyoruz? Eb, baba. Kimin babası? Ebi benim babam. İla değişmesi, yönelmedatı, nereye? sorusunu soruyoruz. İla Oroba Avrupa'ya yolculuk yaptı. Li değişmesini gördük. Li için anlamına gelen bir değişmezdi. Ne için yolculuk yaptı sorusunu soralım. Ne için yolculuk yaptı? Lil amel iş için Avrupa'ya yolculuk yaptı babası ne zaman? 10 gün önce. Cümle başında Arapça'da Vav ile başlaması sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Yeni bir cümle olarak düşünün. Ve ene ve ben. Ana ne oldu ya da ben ne yapıyorum? Eştaku ila. Özlem hissediyorum. Kime? İleyhi. Ona özlem hissediyorum veya onu özlüyorum. Bir sıfat gördük. Nasıl ya da ne kadar? Kethiran onu çok özlüyorum. Kalet. Kale fiili dedi anlamında. Sonunda açık t var cezim ile. Demek ki bir bayandan bahsediyor. O bana dedi. Kim bana dedi? Bana dedi ifadesi bakın burada. Li bana dedi. Bu kalet acaba kim? Bir bayan ama kim o? Ummi annem bana dedi. Ne dedi? Inne, inne ebi babamın dığını söyledi. Ne yaptığını? Ersel'e gönderdiğini söyledi. Kime gönderdiğini? İleyha ona gönderdiğini. Hakim anne. Ona gönderdiğini. Acaba ne göndermiş? Risaleten bir mesaj, bir mektup. Nasıl bir mesaj, bir mektup? Kasiraten bir kısa mesaj, bir mektup gönderdiğini ona bunu gönderdiğini bana söyledi. Cümleyi tekrar okuyalım ve toplu anlam verelim. li ummi inna abi arsale ileye resaleten kasireten. Orada bir kısa mesaj var. Bu kısa mesaj anneye gönderiliyor. Kim tarafından? Bu çocuğun babası tarafından. Peki bu bilgiyi kim veriyor? Anne çocuğa veriyor. Annem bana babamın anneme kısa bir mesaj gönderdiğini söyledi. Karatu okudum neyi? Er risalete mesajı. Ve asbahtu asbaha oldu. Asbahtu ben oldum. Ne oldum? Sa'iden mutlu oldum. Lianne çünkü anlamına gelen bir kelime. Neden mutlu olmuş? Li anne çünkü babam se ne demiştik? Muzari fiillerin başında se sesi duyduğumuz zaman bunun gelecek zaman anlamı olduğunu hatırlıyoruz. Se yaudu ade döndü, yaudu döner. Se yaudu dönecek. Babam dönecek. Nereye dönecek? İlel beyti eve dönecek. Ba'de sonra demek. Neyden sonra? Selaset, üçten sonra. Üç olan ne? Eyyam. Üç gün sonra. Çünkü üç gün sonra babam eve dönecek. Elhamdu, hamd. Ne olmuş hamda? Lillahi, Allah içindir. Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun. Huve, o yani babası. Bir hayır, Allah'a hamdolsun o iyi. Ene ben uhibbu seviyorum. Bakın muzari fiil başındaki elif ene anlamı ifade ediyordu. Uhibbu kimi ya da neyi seviyor? Cemi'a hepsini. Neyin hepsini? Efradi fertlerin hepsini. Neyin fertlerin hepsini? Usrati ailemin fertlerinin hepsini ben seviyorum Diyor e, diyaloğun muhatabı olan çocuk. Bu sayfanın diğer yönergesini birlikte okuyalım. Diyor ki, ecip cevap ver. Neye cevap vereceğiz? El esile, anil esile. Sorulara cevap ver. Neye göre? El hivar, hesab el hivar. Diyaloğa göre. Hangi diyalog arkadaşlar? Es sabık. Geçen diyaloğa göre. Birinci soru. Hel bu bir mımi sorusu. Hel ya'melu çalışıyor mu kim? Valid baba. Kimin babası? Muhammed. Validu Muhammed. Muhammed'in babası çalışıyor mu? Nerede? Avrupa. Avrupa'da çalışıyor mu? Hel sorusu olduğuna göre evet ya da hayır diye cevap vereceğiz. Çocuğun babasının iş için Avrupa'ya gittiğini hatırlarsak cevabımızın naam ile başlayacağını hatırlıyoruz. Naam. Ya'melu fi Avrupa. Ya'melu validu Muhammed diye cümleyi uzatmamız mümkün. İkinci soru. Hel mı sorusu yine. Karaat. O bayan okudu mu? Kim? O bayan kim? Uht. Kız kardeş. Kimin kız kardeşi? Muhammed. Muhammed'in kız kardeşi okudu mu? Neyi? Er-Risale mesajı Muhammed'in kız kardeşi okudu mu? Bu diyalogda mesajı okuyanın Muhammed olduğunu hatırlıyoruz ve la şeklinde cümlemize başlıyoruz. Oradaki hemze fazlalık arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. La ma karaat. Bakın karaat okudu, ma karaat okumadı. Kim? Uhtu Muhammed. Muhammed'in kız kardeşi neyi? Er Risale. Bu cümleyi kısaltırsak la nokta ya da ya da la makarat nokta ya da la makaraat arisale şeklinde de yapabiliriz. Üçüncü cümlemiz. Eyne bakın bu bir hel mımi sorusu değil. Nerede diye soracak. Eyne ne oluyor nerede? Yedrusu okuyor kim? Ahu Muhammed. Muhammed'in erkek kardeşi nerede okuyor? Yedrusu fi kısmı riyada. Son soru. Eyne nerede tedrusu? Bu sefer kızdan bahsedecek büyük ihtimalle ki bakın evet uht dedi. Çünkü y ye yerine t diye başladı. Eyne tedrusu uhtu Muhammed. Muhammed'in kız kardeşi nerede okuyor? Hiye tedrusu fil camia. Üniversite okuyor çünkü bu metinde erkek kardeşin okuduğu bölüm hakkında bilgi verilirken kızın okuduğu bölüm sadece üniversite olarak ifade ediliyordu. Biz de bunu değerlendirdik. Arkadaşlar son bu sayfanın son alıştırmasının yönergesi imle doldur. Neyi? El feragat boşlukları. Hangi boşlukları? El atiye aşağıdaki boşlukları. Nereden dolduracağız? Minel kaime listeden dolduracağız. Kemafil misal misalde olduğu gibi. Bakalım örnek cümlemiz neymiş? Validu Muhammed. Muhammed'in babası. Ne yapıyor? Fiş şerike diyor. Dolayısıyla ya'melü'yü buraya yazdık. Şirkette çalışıyor. Ummu Muhammed. Bir kere Muhammed'in annesi dediğine göre arkadaşlar. Şu ikisinin olması mümkün değil. Çünkü ye ile başlıyor. Ya bu olacak ya bu olacak. Çünkü t ile başlaması gerekiyor. Hiye kalıbında. Ne diyor? Fil musteşfa. Hastanede. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ta'melu olacak. Peki. Diğer cümlemiz de uhtu Muhammed dediğine göre bakın uhtu Muhammed dediğine göre ve hendese kısmında dediğine göre tedrusu. Yani Muhammed'in kız kardeşi mühendislik kısmında okuyor şeklinde onu da yazdık. En son cümlemiz: ...Ehu Muhammed Muhammed'in erkek kardeşi dediğine göre fi kısmı riyada matematik bölümünde bu sefer ne yapacağız? Yedrus ifadesini orası için kullanacağız. Ve bu şekilde kelimelerimizi cümlelerimizdeki boşluklara yerleştirmiş olduk. 67. sayfada arkadaşlar iki sütun var. Önce yönergemizi okuyarak ne yapacağımızı anlayalım. Oktob yaz. Neyi yazacağım? Ar rakam. Rakamı yaz. Nasıl rakamı? As sahih. Doğru rakamı yaz. Nereye? Fi <laughs> daire dairenin içine ya da daireye. Neye göre? Haseben <laughs> nas parçaya göre. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Gelin bu sütunları yaklaştıralım ve bakalım Ana talib fil medrese. Ben bir öğrenciyim. Nerede? Okulda. Nasıl okul arkadaşlar? El-ibtidaiye. <laughs> ilk okulda. İkinci cümle. Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. Huve. Bakıyoruz burada hangisi uygun arkadaşlar? Evet. Huve bi O iyi. Üçüncü cümle. Sefera. Yolculuk yaptı. Kim? Ebi babam. Nereye? İla bir yer ismi. Bakın burada. Orubba lil amel. İş için Avrupa'ya. Huma diyor. O ikisi nedir? Burada uygun ifade... Talibani o ikisi öğrencidir diyoruz. Beşinci cümlemiz... Se ya'udu dönecek. Nereye? İlel beyti. Nereden ya da ne zaman sorusunu sorabiliriz. Nereden yerine parçamızda ne zamana vurgu yapmıştı. Bakın burada... Ba'de selaset eyyem. Üç gün sonra. Altıncı cümlemizin başı... Uhti kız kardeşim ne yapıyor arkadaşlar? Talibe bir öğrencidir. Nerede? Fi kısmil hendese mühendislik bölümünde. Ve son cümlemiz. Validi mühendis. Babam mühendistir. Nerede mühendistir arkadaşlar? Fiş şerike şirkette bir mühendistir dedik. 7 numaralı seçeneğimizi i̇şte oraya yerleştirmiş olduk. Peki. Devam edelim. 70, 68. sayfamızın yönergesine bakalım. Ecri devam ettir. Neyi et temrin alıştırmayı nasıl kemafil misaleyni iki örnekte olduğu gibi. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakalım. Parantez içerisinde ade ve min ifadesi var. Ade döndü. Min şuradan buradan. Altta ise aşret eyyam ifadesi var. 10 gün. Bakalım ne yapıyoruz? Birinci cümlede boşluk fiil yazıyoruz. Ade döndü kim? Ebi min medinet Rize. Rize şehrinden döndü. Kabla aşret eyyam 10 gün önce. Diğerine bakalım. Sefer ebi yolculuk yaptı babam. Nereye ila Rize? Kabla aşret eyyam 10 gün önce şeklinde zaman ifade etmiş oldu. Bakalım. Hamset eyyam beş gün. Sâfara ebi babam yolculuk yaptı ila Medine Sakarya. Diğer cümle ummi annem ifadesi. Bakın bu sefer faili yani işi yapan kişiyi cümlemize yerleştireceğiz. Safarat yolculuk yaptı kim ummi annem ila Medine İstanbul İstanbul şehrine kabla 4 ayyam 4 gün önce. Bu sefer Ankara ve 6 gün ifadeleri var. Safara yolculuk yaptı. Kim? Ahi erkek kardeşim. İla görünce ne geliyor arkadaşlar? Nereye? İla Ankara. Kable ne zaman? Siddet eyyam şeklinde ifade ettik. Selaset eyyam. Üç gün önce. Adet döndü. Kim? Ummi annem döndü. Min Medinet İzmir. Ne, ne zaman? Kable. Selaset eyyam şeklinde ifade ettik. Bolu 7 eyyam. Adet uhti min bolu kable 7 eyyam şeklinde de arkadaşlar cümlemizi tamamlamış olduk. 68. sayfanın ikinci yönergesine bakalım. İmle doldur. Neyi el faragat boşlukları nereden el kaime listeden kema fil misal örnekte olduğu gibi. Öncelikle kaime dediğimiz listemize bakalım arkadaşlar. Seyaudu dönecek. Mühendis talibe yedrusu tabibe ta'melu. Ta Burada yedrusu fiili müzekker için eğitim görüyor. Ta'melu ta de mühendis için çalışıyor şeklinde olmalı. Bakın örnek cümlede Kale Muhammed Muhammed dedi. Ne dedi? İnne validehu annesinin olduğunu söyledi. Ne olduğunu? Seyaudu dönecek olduğunu yani döneceğini söyledi. Ne zaman? Ba'de selaset eyyâm. 3 gün sonra. Kale Muhammed. Muhammed dedi. İnne ummehu. Bakın müennes bir şey getireceğiz buradan. Ne, ne oluyormuş? Fil müsteşfa. Hastanede bir şey olduğunu söylemiş olacak. Ne olabilir arkadaşlar? istameli olabilir yani çalışıyor diyecek. Annesinin hastanede çalıştığını söyledi. Kâle <laughs> Muhammed, Muhammed dedi ki inne uhtehu kız kardeşi ne yapıyor olabilir arkadaşlar? İpucunu cümlenin devamından getireceğiz. Fi kısmı riyada matematik bölümünde ne yapıyormuş arkadaşlar? Eğitim görüyor olabilir. Olabilir mi? Olamaz. Çünkü eğitim görüyor fiili bakın müzekker. O zaman müennes ne olabilir? bir öğrenci olabilir yuvarlak t ile bittiğine göre bunu buraya yazabiliriz. Kale Muhammed inna akhahu erkek kardeşinin olduğunu söyledi. Ne olduğunu? Fikıs hendese mühendislik fakültesinde ne yapıyor acaba arkadaşlar? Yedrusu değil mi? Eğitim gördüğünü söyleyebiliriz. Kale Muhammed inna akhahu yedrusu fiqsmil hendese Akbara. Bakın bu sefer kale değil akbara. Akbara Muhammed. Muhammed bilgi verdi, haber verdi. Ne konusunda? Enne validehu babasının mühendis bir mühendis olduğunu nerede? Fiş şerike şirkette bir mühendis olduğu konusunda bilgi verdi. Ve son cümlemiz Kale Muhammed Muhammed dedi ki inne ummehu evet ne olmuş ona el esnan demek ki diş doktoru diyeceğiz tabibul esnan erkekler için betul esnan de kadınlar için olacak. Dolayısıyla cümlemiz kâle Muhammed inne ummehu tabibetul esnan ee, annesinin diş doktoru olduğunu söyledi. Arkadaşlar burada olduğunu söyledi bağlantısının inne ile yapıldığını fark edelim. Ne yaptı? Kale Muhammed. Muhammed dedi ki Kale Sadiqi, Arkadaşım dedi ki Kâle Muallimi. Öğretmenim dedi ki İnne inneden sonra kimden bahsediyorsa o mesela öğretmenim kitabımın güzel olduğunu söyledi diyelim ne yapmış bu söyledi kale kim öğretmenim muallimi ne söylemiş dığını inne kale muallimi inne neyin güzel olduğunu söyleyecek kitabımın kale muallimi inne kitabi kitabımın dığını söyledi ne olduğunu cemil güzel olduğunu söyledi. Unzur bak nereye ila sura resme bak. Vakra oku neyi el cümel cümle kelimesinin çoğuluydu cümleleri. Sümme sonra teemmel düşün neyi maaniha manalarını düşün diyor. Parçamız var bakalım. İsmi adım salih. Adım salihtir. Ene ben mühendis bir mühendisim. Ve li ve li benim var demek arkadaşlar. Benim var, neyim var? Selaset, üçüm var. Ne bu üç Evlad, 3 çocuğum var. Hazihi bu zevceti eşim. Şuradaki t olmasaydı zevci kocam, zevceti olunca karım olduğu anlamını buradan fark ediyoruz. İsmuha ha geldi bakın müennes eki. Onun adı Şeyma şey arkadaşlar. Ve hiye ve o tabibetul esnen diş doktorudur. Hâzihi <laughs> bakın bir kızı göstererek söylüyor. Bu ibneti benim kız benim kızımdır. İsmuha onun adı Kerime. Kerimedir. Ve hiye ve o talibe bir öğrencidir. Huve bu sefer bir erkek çocuğunu işaret edecek. Huve <laughs> bni o benim oğlumdur. Huve ibnil kebir O benim büyük oğlumdur İsmuhu bakın Erkeğe döndüğü için artık ismuha demiyor Bunlar da yaptığı gibi ismuhu dedi İsmuhu murad Adı muratmış Ve talib O bir öğrenci Hâve bu yine bir erkeği gösteriyor İbni sagir Küçük oğlumdur İsmuhu adı neymiş Muhammed Ve huve, ve o talib Öğrencidir Haulai Onlar Aileti Benim Bu sayfadaki diğer yönergemizi okuyoruz İsel Sor Kime? Sadikake Ya da sadikak Arkadaşına sor Neyi? El es ile Sorular sor Hangi soruları? El atiye Aşağıdaki soruları sor Vektub Yaz Neyi? cevabaha onların cevaplarını yaz nereye fil faragat boşluklara yaz dedi. Bakalım arkadaşlar neymiş sorular. Eynetedrusu <laughs> ente. Eyne nerede tedrusu okuyorsun? Ente diye de vurgu yaptı. Sen nerede okuyorsun? Diğer soru. Hel tuhibbu hel mimi tuhibbu seviyorsun. Hel tuhibbu seviyor musun? Medrasetek okulunu seviyor musun? Üçüncü soru Hel <gülüşmeler> teştâku özlüyor musun? İla ummik anneni özlüyor musun? Son soru Men kim ya'melu çalışıyor? Fil müsteşfa hastanede kim çalışıyor? Arkadaşının bu sorulara cevap vermesini isteyeceksiniz sınıfta. 70. sayfanın yönergesi arkadaşlar. Sil, bağla. Neyi? arasını beyne. Neyin arasını? El mecmuatiğini. İki listenin arasını, iki sütunun arasını birleştir. Tüm mektub. Sonra yaz neyi? El cümel cümleleri. Nereye? Tahte altına. Neyin altına? Asura As resmin altına. Nasıl resim arkadaşlar? El mu uygun resmin altına. Kemal filmi fel misalde olduğu gibi. Bakın Rabbe kelimesi burada. El Beit kelimesi burada. Rabbetul beyt ev hanımı. Ev hanımı olarak tercüme etmemiz gerekiyor. Mühendis kelimesini hangi kelimeyle birleştirelim? Eşşerike. Mühendisü şerike. Şirketin mühendisi. Tabibe kelimesini neyle birleştirelim arkadaşlar? El esnan. Tabibetul esnan. Bayan diş doktoru. Talibu sâneviyye. Bakın iptidaiyeden sürekli bahsettik ilkokul. Bu da lise. Es sâneviyye. Lise öğrencisi. Ve en son kelimemiz talibetul hendese. Mühendislik öğrencisi. Bu sayfadaki arkadaşlar diğer yönergemize bakalım. İmle doldur. Neyi? El feragat. Boşlukları. Hangi boşlukları? El -atiye. Aşağıdaki boşlukları. Nereden? kaime listeden. Hemen listemize bakalım. Tabib, Talibe, Hüseyin, Khadija Bakalım ne diyor cümlelerimiz. Ana Recep. İsmu Validi. Babamın adı. Ne olabilir arkadaşlar? Hüseyin. İsmu Validi Hüseyin. Ve huve, Burada iki tane meslek var babadan bahsettiğine göre hangisi arkadaşlar? Müzekker olan. Ve huve tabi ki tabip. İsmu valideti artık bir bayan ismi seçeceğiz. Khadice. İsmu valideti Khadice. Ve hiye mühendise. O mühendis. Li benim var. Neyim var? Uht bir kız kardeşim var. ha Kubra. O onun adı Kübra. Ve hiye talibe o bir öğrencidir şeklinde cümlemizi tamamladık. 71. sayfanın yönergesi imle il faragat. İmle doldur. Neyi? El faragat boşlukları. Hangi boşlukları? El atiye aşağıdaki boşlukları. Nasıl? Musta'inen yardım alarak bil kaime listeden kemafil misal örnekte olduğu gibi. Bakın arkadaşlar listemizde hangi kelimeler var? Kulliyetul hendese, mühendislik fakültesi, Talip safara, yedrusu, efrat. Bu kelimelerin tamamı az önce geçtiği için tercüme etmiyorum ve devam ediyorum. Ene Talip fil medresel ibtidaiye. Ben öğrenciyim ilk okulda. Validi ila Avrupa. O zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? safara ila Avrupa. Uhibbu seviyorum neyi? Cemi'a efradi usrati ailemin fertlerinin tamamını seviyorum. Uhti talibe nerede? Fi kulliye hendese Ehi ne yapıyor? Yedrusu fil camia. Üniversitede okuyor. Bu sayfadaki diğer yönergimize bakalım. İmle doldur. El faragat boşlukları. Sümme sonra ecri devam ettir. Neyi? Alıştırmayı ettemriyin. Kema fil misal, misalde olduğu gibi. Ali ve Hasan. Ali ve Hasan. Ya yaşıyorlar. Nerede? Fi Türkiye. Arkadaşlar bu iki Ali ve Hasan yerine Hüvey mi kullanmamız gerekiyor? Huma'yı mı? Tabii ki hemen cevabı vermiş Huma. Huma ya fi Türkiye. Ahmet. Ahmet. Yuhibbu seviyor. Al Arabiye Arapçayı. Bunu Ahmet kelimesinin zamiri huve midir, huma mıdır? Elbette ki huvedir. Huve yuhibbul Arabiye. Zeynep ve Fatıma bakın iki bayan. Talibetani iki kız öğrencidir. Bunun yerine huve mi gelecek, huma mı? Cevabı huma olacak. Huma talibetani bakın müzekker ve müennes arasında iki il açıdan bir fark yok. Tekrar hatırlamış olduk. Leyla Tekil bayan Leyla Karaat. Leyla okudu ney? Risaleten bir mesaj ya da bir mektup okudu. Hiye mi gelecek huve mi? Tekil o kelimesine fark var dolayısıyla huve değil hiye gelecek. Hiye Karaat yaptık. El mühendisetani iki bayan mühendis ta'melan fi şerike. şirkette çalışıyor dedik. Bu ikisi yerine hiye mi gelecek huma mı? İkilerde fark yok. Huma geldi huma ta'malani fi şerike. Arkadaşlar diğer derslerde görüşene dek Allah'a emanet olun. <laughs>